Mahşete hoş geldiniz. Elbette Navalny Rusya'da tutulduğu cezaevinde öldü ve sonuçları itibariyle bu bir siyasi suikasttır, siyasi cinayettir ve faturası Putin rejimine kesilecek bir olaydır. Dünyada büyük yankı uyandırdı ve hemen her kanalda bu konuda yorumlar. Biraz önce eşini dinledim Münih'te konuştu. Hemen her noktadan yorumlar yükseliyor. Buna bakacağız elbette. Fakat ondan önce Ülkedeki siyasi atmosfere dokunup geçeceğiz. O işiydi, Türkiye'deki gıda enflasyonunu grafiğe sığdıramamış buna bakacağız. Elbette Erdoğan'ın e, oy yoksa hizmet yoka, oy yoksa doğalgaz yok gibi ikinci bir varan iki diyebileceğimiz bir söylemekle buna bakacağız. CHP'deki tartışmalara bakacağız ya da Ersan Şen'le İsmail e, Saymaz arasındaki e, hafiften küfürleşmeli e, diyaloğa bakacağız falan. Ya da işte Kılıçdaroğlu sahaya inmiş bunlara bakacağız ama... Bütün bunların altında gerçekten e, siyasal bir belirsizlik, siyasal bir kararsızlık ve elbette siyasal bir çözümsüzlük var. Dünyada otoriter liderler borusunu, borusunu örtürüyor ve dediği dedik aldığı oyla e, çaldığı düdük bir politika sürdürüyor maalesef. Ve kendi gibi düşünmeyen, kendine biat etmeyen insanları da ya içeri tıkıyor... Ya ülkeden sürgün ediyor veya gitmek zorunda bırakıyor ya da bir biçimde ortadan kaldırıyor. Ya da susturuyor ya da satın alıyor her neyse. Böyle bir dünya bu doğudan batıya bütün dünya devletleri için geçerli. Karga kafasıyla başlayalım. Seçim vaatlerinin yerini seçim tehditleri aldı diyor. Aynen öyle. Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı çıkış. Hatay'a hizmet geldi mi? İşte yerel yönetimle merkezi yönetim el ele verecek, dayanışacak falan manasına. O yoksa size hizmet de yok. Hizmet gelmedi bak görüyorsunuz. Biz yoksak hizmet yok manasına gelen bir söz söylemişti. O günkü yorumlarda elbette bunun zaten tabanda bu şekilde bir propagandayla yürüdüğünü anlattık, anlatıyoruz. Yani aşağıda Erdoğan bunu yukarıdan böyle söylemese bile AKP kampanyasını bunun üzerine oturtuyor. Yani en işte hane ziyaretlerinde de kahvehane sohbetlerinde de ya da seçim çalışmalarında da her ne olursa olsun birebir vatandaşa bu söyleniyor yani hükümet devlet arkanızda olsun istiyorsanız bizim adayımıza oy vereceksiniz yani böyle bir pro pro propagandayı son yıllarda sürekli yapıyorlar zaten bunu ilk defa belki de cumhuriyet tarihinde ilk defa bir devlet başkanı ve parti başkanı neyse artık icranın başındaki kişi açık etti Deşifre etti, söyledi, itiraf etti. Sonra da bunu toplamaya çalıştılar. Yani ya efendim bize bütün belediyelere de işte ödenek ayırıyoruz da herkes eşittir de bilmem ne filan. Ee, Erdoğan yukarıdan bir laf ediyor arkası toplamaya çalışıyor ama bilinçaltı her defasında kendini ele veriyor ve nitekim öyle oldu. Varan 2 diyebileceğimiz gelişme orduda yaşandı. Bu kardeş, yani zaten bu kardeşiniz ülkenin hem Cumhurbaşkanı hem AKP hem yani orada bir sıkıntı var da onu geçelim. Ee, ne bileyim AKP Büyükşehir ilçe belediyeleri olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez. Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok bu. Yani ben be, benim adaylarımı seçerseniz size hizmet getiririm seçmezseniz avucunuzu yalarsınız bu kadar açık söylenir ifade eder. Şimdi hani gene bunu toplamaya çalışacaklar belki ama bilinçaltının direkt dışa vurumu. Yani gerçek niyetin, gerçek amacın dışa vurumu. Yani e, söylenebilecek bir şey yok. E, bunun ka karşılığı olduğunu düşünüyorlar ve vatandaşı özellikle kritik noktalarda tehdit ederek e, kendilerine oy vermeye zorluyorlar. Tabii bu durumda e, vatandaş e, ...karşıda karşıda alternatif olarak oy verecek kimseyi de bulamıyor. Ne bir aday ne de bir parti. Hepsi birbiriyle etkileşim halinde bir sonuca doğru yürüyor. Maalesef durum bu. E, muhalefet güçlü olduğunu zannettiği yerlerde dahi güçlü değil. Şimdi bir de şu var. E, en son elçi atamaları yapmış galiba. 11 elçi atamış e, Erdoğan. Biri işte Emrullah İşler. Daha önce AKP milletvekilliği yaptı. Partide görevleri var vesaire. Biri eski Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan. Onu Tunus Büyükelçiliğine aramış, atamış. Suudi Arabistan'a işte Emrullah işleri işçileri atamış. Biri de işte Akdeniz için birlik bilmem ne temsilciliğine 9 Eylül rektörü, üniversite rektörü Nüket Ortar'ı atamış. Şimdi AKP'de sistem böyle çalışıyor. Yani ya, ya biat edeceksin, biat etmezsen bedel ödersin. Ee, ya da Aykırı konuşmaya başlarsan veya muhalefet bayrağı açarsan veya rahatsız etmeye başlarsan şey alamazsın. Ondan sonra makam alamadığın gibi hayat sana zindan olur. Sana ve çevrene zindan olur falan bu şekilde yürüyor. Ama asıl üçüncü madde önemli. AKP'de çalışanlar, politika yapanlar veya en böyle şeye kadar, nahiyeye kadar diyeyim siyaset yapanlar veya bir biçimde partiye tutunmuş olanlar Sırasını beklediğinde bir süre açığa alınmış olsa bile bir süre kıza çekilmiş olsa bile yarın öbür gün bir koltukla e, tatif edileceğini veya bir koltukla durumun giderileceğini biliyor ve buna göre yürüyor. Bir süre kızakta tutuluyor ve bir süre sonra işte şey yapıyor. Bu medyası içinde de geçerli. Yani kimse yıpranmıyor. Kimsenin başına bir şey gelmiyor. En fazla birkaç sene dinlendiriliyor. Ondan sonra yani liyakat falan zaten niye olsun ki? Ayrıca işte gözden uzak yerlere gönderiliyorlar. İşte Egemen Bağış'ın Pırak Büyükelçisi yapılması falan gibi. Yani böyle havuçlar var. Devlet olunca da bu oluyor. Yani bu üst düzeyde diyelim ki elçi atamalarında veya bakan yardımcısı oluyorsunuz. Neyse üst düzeyde böyle yürürken aşağıda farklı mı yürüyor? Yani aşağıda da aynı şekilde Ünye ilçesi kültür müdürü olarak atanıyorsunuz. Veya ne bileyim e, şeyde e, Giresun'da müze müdürü oluyorsunuz. Ya da Sinop'ta bilmem ne oluyorsunuz. Uşak'ta, Kütahya'da veya ilçelerinde bir şey oluyorsunuz. Yozgat sorgunda işte tapuda size bir pozisyon veriliyor falan. Böyle aşağı kadar da böyle. Yani binlerce, on binlerce makam, mevki, rütbe olduğu için tepeden aşağı doğru bu dağıtılıyor. Ve herkes de sırasını bekliyor. Yani insanlar işte AKP'de olanlar, partili, partisiz fark etmiyor. 3-5 sene bir yerde nöbet tutuyor ondan sonra devam ediyor. Ki Nüket Otar dediğiniz isim Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından. Onu işte milletvekilliği partideki görevlerinden sonra 9 Eylül rektörlüğüne göndermişlerdi. Orada da bir sürü işe bulaştı. En başta FETÖ borsası falan iddiaları. Orada ortadan kaldırılan biri falan savcıyla iş tutmalar falan. Bayağı bir yıprandı yani. E şimdi de işte büyükelçilikle alalım seni oradan orada. Biraz dinlendirelim orada biraz tatil yap falan pozisyonuna geldi. O arada bütün bu atamalar yapılırken Amerika gene atlandığı ya da gene Amerika'ya sıra gelmedi ve Amerika'ya bir türlü elçi atayamadı. En son Murat Mercan Amerika Büyükelçisi'ydi. Ocak ayında veda etti. Fakat Ocak'tan bu tarafa iki aydır yaklaşık bir Büyükelçi atanmadı Amerika'ya. Yani bu da işte bir devlet olarak geldiğiniz yeri gösteriyor. Bir devlet ciddiyeti olmadığını gösteriyor. Ben hiç unutmam. 2016'da ilk İngiltere'ye geldiğimizde ilk birkaç ay olmuştu. Ee, yaklaşık bir yıl sonra e, İngiltere'de işte elçilik veya konsolosluk pozisyonuna atanacak biriyle bir kahvede buluşmuştuk. Birkaç kişi daha vardı. Ben de orada katılımcılardan biriydim. Türkiye'deki meseleleri anlattık. Gazetecilik işte yapılamaz hale geldi. Burada işimizi sürdürmeye çalışıyoruz dedik falan. Ve bu çerçevede bir görüşmeydi. 15 Temmuz'dan önce ya zannediyorum artık. 2016'nın yaz ayları mı? İlk geldiğim aylar. Konuştuk, ettik, dinledi, evet dedi. Yani Türkiye'deki koşulların zorluğunu biliyorum ve Türkçe konuşuyordu muhatabım. Niye? E çünkü e, önümüzdeki aylarda belki de bir yıl içinde ne zaman gideceğini o zaman bilmiyordum. E, Türkiye'ye gideceği için Türkiye çalışmaya başlamış. Türkçe ders almaya başlamış. Ve gideceği belli. O o yerine geleceği pozisyondaki kişinin oradan ayrılacağı belli. Her şey planlı. Ve neticede plana göre işledi. Bir ajandası vardı. Yani dışişleri falan ezbere yürütülecek bir şey değil. Sen de öyle mi? Yani bir Amerikan elçisinin görev süresi bellidir. Orada bitmeden önce de yerine gelecek kişi hazırlanır bilmem ne filan. Yani lisansa veya işte ne bileyim iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bir takım bilgilendirme ise brifinglerse devlet böyle olur yani. Devlet böyle olur. Bir elçilik sebepsiz yere boş kalmaz. Namıktan, liyakattan bahsetmiş. Hatırlatıyor ama bu tür hatırlatmalara da ihtiyaç var. Tecrübeli bir diplomattır. Şimdi CHP'de siyaset yapıyor. Eskiden diyor Türkiye'de diplomat kariyeri şöyleydi. Dışişleri sınavı, akademi, rotasyon tayini, başkatiplik sınavı, basamak basamak yetki ve sorumluluk, genel müdür yardımcılığı, en az 25 yılın sonunda büyükelçi. Evet öyleydi. Onları monşer diye diye altını boşalttı AKP. Şimdi de işte böyle dağıtıyor eski vekillere, eski bakanlara, yardımcılarına, ne bileyim belediye başkanlarına. Misbah Demircan'ın diplomatik ne kariyeri var ki Allah aşkına atıyorsun. Yani. Dönelim CHP'ye. CHP bir türlü Hatay meselesini halledemedi. Öz, özgür Özel aday belirleme yapılırken yapay zeka teknolojisini de kullandık demiş. Yani keşke vatandaşa sorsalardı. Gerçek zeka teknolojisini kullansalardı. Gerçek zekaya, gerçek e, ne bileyim insanlara, ortadaki insanlara sorsalardı. Beşinci kez anket yapmışlar Hatay'da falan böyle şeyler. Ama Lütfü Savaş'ın yerine yeni bir alternatif koyamadılar. Bir de yani seçime 44 gün kaldı şurada. Bugün dahil 44 gün var. Aylin Kotil'e gitmiş Haluk Levent'ten sonra. Yeni öneri Hatay'a belediye başkan adayımız olur musun diye. O da çok güzel cevap vermiş. Yolunu, yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur. Yani Hatay'ı hiç bilmeyen birine işte sırf isminden dolayı, sırf pozisyonundan dolayı ya da sırf kadın olduğu için neyse öneriler götürülüyor popülaritesinden dolayı. Fakat o da yani artık bütün vilayetlerde yurt içinde ve yurt dışında aday aranıyor. Hataylı olsun olmasın. Böyle de bir durum. Ama Hatay'da daha iyi alternatif geliştiremedik derken, beş kere anket yaptık derken, yapay zekayı bile kullandık falan derken genel başkan orada bir omurgasız aday olarak durmaya devam ediyor. Bu da işte Lütfi Savaş omurgasızlığı olarak böyle tarihe geçti yani. Ha şimdi yani sen oraya aday koysan ne olur, koymasan ne olur? Hatay'da bir CHP'lisiniz. Ne düşünüyorsunuz, ne düşünürsünüz? Yazık, yani acayip birkaç kere söyledim. Yani yıllar öncesinden hangi gün, hangi tarihte, hangi pazar yapılacağı belli olan bir yerel seçimde dahi böyle bir bocalama. Sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti yapar tabii. Eski genel başkan sahaya indi. Kurultay'dan 100 gün sonra sahaya inmiş Kemal Kılıçdaroğlu Ostim, Ankara Ostim sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunmuş. E, kahvaltıya davet etmiş bir esnaf. E, Kılıçdaroğlu da simitler benden diyerek e, daveti kabul etmiş. Bülent Kuşoğlu, Lütfü Baydar, Metin Işık gibi isimler var yanında. Fakat burada objektiflere enteresan bir kare yansıdı. Tam da Kılıçdaroğlu'nun arkasında panoda asılı olan bir laf Diyor ki bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz. <laughs> Biraz daha yaklaştırayım siz de okuyun. Evet. Böyleyken böyle. O arada tabii e, hemen her gün birkaç yerde özellikle CHP'nin e, güçlü olduğu yerlerde genel başkan adaylarla falan gövde gösterisi yapıyor. En son işte Dikili'de Cengiz Erdinç paylaşmış. Genel Başkan'a, Büyükşehir adayına İzmir'den taşıma kalabalığa rağmen bağımsız aday kadar doldurulamayan dikili meydana alarm veriyor diyor. Evet. Anketlere bakıyorum AKP adayıyla. Aradaki fark da çok fazla değil. CHP banko gördüğü, garanti gördüğü yerlerde de hüsrana uğrayabilir bu gidişle. Çokça paylaşıldı. Türkçe, Türkiye İşçi Partisi işte Gökhan Zan'ın Hatay'dan aday gösterilmesiyle falan gündeme gelmişti. Yani ne yapıyorsunuz siz falan bu devrimci sola, sosyalizme, ilkelerimize falan yakışıyor mu falan gibi. Ya geçeceksiniz onu bakın. Tipin İşçi Partisi İzmir adayları açıklanmış. Eski Vatan Partisi il, Deva ilçe başkanı da varmış falan. Haberi okuyabilirsiniz duvardan. Ya siyaset böyle bir şey. Dilimizde tüy bitti. Bunun yani kendine göre bir ee, yoğurt yeme biçimi var. Yani siyaset kapınızdan girdiğinizde ideolojinizi duvara asacaksınız. Görüşlerinizi, ilkelerinizi duvara asacaksınız. O kapıdan girdikten sonra ona göre bir şey geliştireceksiniz. Elbette ilkeli siyaset çok önemli. Elbette ideolojik bir teme, temele oturması keşke tercih edilse ama bu Türkiye söz konusu olduğunda böyle değil. Bu hemen her ideoloji için geçerli. Şimdi elime malzeme geçti de tipe vuruyor değilim yani. Bu Refah Partisi'nde de böyleydi. Ne bileyim DSP'de de böyleydi. ANAP'ta DYP geriye doğru hep böyleydi yani. Ben bu göz ben o zaman Refah Partisi'ni takip ediyorum. 30 sene oluyor neredeyse yaklaşık. 4 tane parti değiştiren Van milletvekilinin yakasına rozet takmış Erbakan. Niye? E o Refah'a geldi diye. Yani o gelince milli görüşçüm oldu. Mustafa Bayram mıydı adı falan? Adı da bir sürü şeye kalışmış bir isimdi yani şimdi laf lafı açtı hatırlıyorum. Yani siyaset medyası böyle de medya siyaset mahallesi böyle de medya mahallesi farklı mı? Videosu var çokça paylaşılıyor izlersiniz görürsünüz X platformunda da var başka yerlerde de var. var. Ersan Şen'le İsmail Saymaz birbirine girmişler laflarda bu. Yani şimdi al birini vur ötekine ayrı bir konu bunun üzerine de mahalle ayağa kalkmış. Ya diyor ki bu itibarsız isme nasıl program yaptırırsınız falan o kadar ay ayyuka çıkmış bu adamın işte rüşvetçiliği bir takım baktığı tartışmalı davalar aldığı kazandığı paralar bilmem ne hukuk araç olarak kullanması. ya şimdi o kişiyi oradan gönderdiğinizde Ersan Şen'i karşı Ersan seni oradan gönderdiğinizde olay bitiyor mu başka ekranlara bakalım başka programlara bakalım aynı kanalın başka programlarına başka ekran yüzlerine bakalım her birisi için bir şey söylerim de değmez yani. Tamam. Ama medya mahallesi de bununla debelensin dursun. Bakın. Gerçek bu. OECD e, gıda enflasyonu grafiği açıklıyor. Ve işte Kasım 2023 e, Kasım 2023 Aralık 2023 değerlendirmesi ülkeler var. Gıda enflasyonunda görüyorsunuz yüzde 1, 2, 3, 4, 5 en fazlası en şeysi 10.5 İzlanda'da olmuş gıda enflasyonu fakat yıllık fakat Türkiye'ye bakıyorsunuz Türkiye'de grafik artık izin vermiyor yani grafik izin vermedi Grafis, grafiğe sığdıramadığı için OECD Türkiye'yi bu şekilde zirvede ve grafiğe de sığmayan bir ülke var keşke buna göre bir grafik yapılsa Türkiye'nin nasıl bir oran olduğu ve diğerlerinin nasıl küçük küçük altına çıkı, ıı, sıralandığı görülür. Ülkenin durumu bu yani, maalesef. Fakat hiç mi iyi bir gelişme yok? Bana göre nispeten iyi bir gelişme var. Bu konuda sözü alanı ekonomi olanlara bırakarak sadece şunu söyleyeceğim. Kur korumalı mevduat meselesinde hesapların 2023-2024 seyri grafikte görülüyor. Ve bir gerileme var. 40 günlük gerileme 258.6 milyar TL olmuş. Bu iyi bir şey. Çünkü bu her ne olursa olsun ya bugünkü yönetimin ya bundan sonraki yönetimin sırtında bir kambur. Bunu en azından bugün getiren yönetimin sıfırlaması veya minimize etmesi halkın yararına. Çünkü bunun yanlış bir şey olduğu, büyük bir kambur olduğu ve e, iyi yönetilemezse e, çok daha büyük şoklara yol açacağı ekonomik olarak belliydi. Geriletilmiş. Peki şey bu umarım daha da minimize edilir. Şimdi Türkiye medya mahallesinde, Türk siyaset mahallesinde de aynı 450 hakim savcının KHK'lı görevlerine iade edilmesi konuşuluyor. Avukat Hatice Yıldız enteresan bir detayı paylaşmış ben de bilmiyordum. Doğrusu diyor 8 yılda iade edilenlerin toplam sayısı 450. İçlerinde benim de müvekkillerim var. İade olan bir hakimin dosyasındaki delil şuydu diyor. Mahiyetindeki bir memurun kendisini çok çalıştırdığına dair şikayetti. Evet. 5000 hakim savcı görevden atılıp tutuklanırken gösterilmesi gereken tepki 450 o da 8 yıl içinde iadeye gösteriliyor demiş. Böyle. Ülke Medya Mahallesi'nin hali pürmelali bu. Ve Navalny bu görüntü dün tespit edildi mahkemeden. Neşeli tavırları, hakimle şakalaşması dikkat çekiyordu. Ee, sağlıklı görünüyordu. Dün yani 15 Şubat'ta çekildi bu mahkeme görüntüsü. Fakat maalesef bu görüntüden saatler sonra öldüğü açıklandı. Tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Şimdi bu konu konuşulurken ya niye öldürüldü demiyorsunuz? Böyle başlık mı atılır falan gibi eleştiriler de oldu. Yani gazeteci elinde herhangi bir veri yokken öldü yerine öldürüldü demez diyemez. Doğrusu öldüğü bildirildi. E, olabilir. Öncesinde başına gelenler e, cezaevi koşulları evet anlatılabilir filan. Fakat genel kanaatin sonuç itibariyle bu bir siyasi cinayettir olması durumu da değiştirmiyor. Yani böyle bir genel bir kanaat var. Bu yorumu da koyabilir insanlar. Ama haber dili daha başkadır. E, yapılan resmi açıklamalar elbette durumu kurtarmaya dönük veya kremlini kurtarmaya dönük olacak. Fakat Sonuçları itibariyle Navalny 47 yaşında bir siyasi, son siyasi suikast olarak, evet bu yorumdur yani haber değil. Haber öldü veya öldüğü bilgisi geldi. Son siyasi suikast olarak Putin'in siciline eklendi. Birkaç kere söyledim, yazdım. Navalny'nin bu kadar şimşekleri üzerine çekmişken, hele zehirlenme olayından sonra zehirlendi ve Almanya'da tedavi gördü. Putin'in sarayı belgeselini yaptı, onu da yükledi YouTube'a. Tam da o gün yani son belgeselini yükleyip Rusya'ya doğru, doğru yola çıktı. Tutuklanacağını bile bile, daha yıllarca göz, gün yüzü göremeyeceğini bile bile, belki de bir daha artık siyaset yapamayacağını bile bile ki yola siyasetçi olarak çıkmış da biri değil. Hayat hikayesi daha farklı ama neticede bir siyasi figür oldu, bir Karşıt, muhalif politikacı olarak temayüz etti. Tutuklanacağını bile bile, yıllarca e, Sibirya, zindanlarında tutulacağını tabir yerindeyse e, bile bile dönmesi bana göre hataydı. Ama böyle tercih etti. Dolayısıyla kişileri tercihlerinden dolayı suçlamayız, suçlayamayız veya sorumlu tutamayız. Tercihi buydu ve bir yönüyle de kendi tercihlerinin sonunu yaşadı. E, sonucunu yaşadı. Kerim Has paylaşmış. 2021 yılı başından beri Rusya'da tutuklu diyor. 2023 Aralık başında yani 2 ay önce Moskova'da 200 kilometre ötedeki Mosko Moskova'dan 200 kilometre ötedeki Vladimir bölgesinde hapishaneden tutup Kutup bölgesindeki hapishaneye gönderilmiş. Epey kilo kaybettiği biliniyordu. Filan Rusya'da diyor birçoklarınca Kerim Has, şahsen ben de öyle düşünüyorum, siyasi tutuklu olarak görülen Navalny'nin kutuplardaki özerk bilim, işte Yamalo netex özerk okruğundaki harp e, hapishanesine gönderilmesi haddi bugün olanların önceden habercisiydi diyor. Yani ölmesi için gönderildi manasına geliyor. E, ve Ukrayna'daki savaşla birlikte Batı-Rusya ilişkilerinin krize girmesi Navalny'nin hapis hayatını doğrudan etkiledi diyerek de bağlamış. Navalny'nin belki de tek öngöremediği şey Ukrayna Savaşı oldu. Çünkü Ukrayna Savaşı ile Batı ile Rusya arasındaki tüm köprüler atıldı. Eşini dinledim. Son derece üzgündü. Münih'te de konuştu. Ben yayına başlamadan hemen önce. Navalny Putin yönetiminin, Rus yönetiminin, son Kremlin rejiminin Son siyasi suyu olarak kayıtlara geçti. Batı dünyası şokta, üzgün. Hemen her noktada açıklamalar yapılıyor, tepkiler dile getiriliyor. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa ülkelerinden. Fakat bu sonucu değiştirmiyor maalesef. Bağlı olarak bugün The Times'ta yayınlanan bir haber: Assange. Assange, Julian Assange, İngiltere'de bir cezaevinde tutuklu ve onun da sağlık durumu gittikçe kötüye gidiyor. Stella Assange 40 yaşında onun e, eşi. E, Julian Assange da aslında genç denebilecek bir yaşta 52 yaşında. Fakat diyor ki eşi sağlık sorunları gittikçe diyor ağırlaşıyor. Ve şu anda diyor Amerika'ya bir iade davası var. Eğer diyor Amerika'ya iade ederseniz ölür orada diyor. Yani bu her yerde var. E, dolayısıyla e, Batı... Rusya'daki siyasi tutuklulara kükrerken kendi siyasi tutuklularına da daha kendi siyasi tutuklularına özenli davranmıyor. Julian Assange'ın durumu da bu. Yine Amerika demişken Amerika önce dönüp bir de Guatemala, Guantanamo özür dilerim Küba'nın bir köşesinde Amerikan üssü. Kuantanamo üstünde yaşananlara bakmalı. Julian Assange dosyasına bakmalı. Dolayısıyla ben Amerika insan hakları, özgürlük, demokrasi, siyasi tutuklular falan filan gibi lafları işitince hemen iki şey söylüyorum. Bir Julian Assange, iki Kuantanamo. Bakalım ne diyecekler. Dolayısıyla herkesin kendine göre sicilinde böyle problemler var. Dolayısıyla tepki gösterirken bunu da hesaba katmalı. İğne, çuvaldız meselesi. Kapatırken Netanyahu'nun oğlu Florida'da görüntülenmiş 32 yaşında. Yair, Miami kentinde plajda keyif çatarken görüntülenmiş. 40 yaşına kadar yedek asker olarak orduya katılabilecek olmasına rağmen Miami'ye gitmesi tepki çektiriyor. Böyledir yani. İnsanlar çocuklarına sakınırlar ateşten, savaştan, şundan, bundan. Dünyanın her yerinde bu iş böyledir. Değişmez. Evet. O yoksa gaz yokla başladık. Navalni, İsrail, Asançla e, tamamladık haftayı. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.